Merhaba, ben Mahmut Denen. Bugün kötü bir haber aldık. Yazar, İhtiyar Kitabevi'nin kurucusu İbrahim Çolak vefat etti diye haber aldık. Bu üzüntü ve biraz da öfkeyle kameranın karşısına geçmeye ihtiyacı hissettim. İbrahim Çolak'la İhtiyar Kitabevi'nde Ankara'da oturduk, kalktık, çorbasını içtik, muhabbet ettik. Belki geç bir şey ama çok fazla da aslında frekanslarımız tutmamıştı ama yani bunu çok hissettirmemiştim. Yani mesela İbrahim Çolak'a duyduğum sevgi ya da muhabbet değil bugün bu kameranın karşısına beni geçiren. Son bir yazı yazarak hayatına son vermiş İbrahim Çolak. Son yazdığı şey şu: kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmak da dileğim. Başaramadım. Ben şu saatten sonra eşimin ve çocuklarımın yüzüne bakamam. Son sözleri bunlar olmuş. Hayatını sonlandırmasına sebep olansa bir kişinin attığı bir tweet. Sonra baktım o tweet'i atan profil de piyasada yok. Taciz ile suçlanıyor. Son zamanların işte Me Too denen işte tırnak içinde akımına kurban giden bir isim oldu. Sosyal medyada ağızları feminist hezeyanlarla dolu linççi koca bir kitle de bu tweet'e tabii ki destek vererek bu lince hızlıca katıldılar. Ön ardı ne, gerçek mi değil mi ya da İbrahim Çolak'ın ruh hali neydi, bu kadınla ne yaşadılar bilmeden, bu kadın gerçek mi bile bilmeden sapık vesaire şu bu bütün ailesini, çevresini töhmet altında bırakacak şekilde saldırılar başladı. Ve artık hayatımızın mahvolması bu kadar kolay. Herhangi bir insanla, herhangi bir insan üzerinde söyleyebileceğimiz şeyle bir sürü insanın öfkesini üzerimize çekip hayatımızın mahvolması ve belki de sonlanmasına götürecek koca bir süreci başlatabiliyoruz. Bir tıkla hepsi. Mahalle baskısı kalkacak diyorduk internette beraber. Evet, mahalle baskısı kalktı. Kendi ahlak ilkelerimize uyan mahallelerimiz vardı. Bu ahlak ilkelerimizi, tırnak içindeki ahlak ilkelerimizi bize sürekli hatırlatırlardı ve biz bundan çok rahatsızdık. Herkes istediği hayatı yaşasın kardeşim diyorduk. Şimdi ise koca bir dünya mahallesinin herhangi bir ferdi olduk ve bu dünya mahallesinin herhangi bir şekilde ortak hiçbir yanı olmamasına rağmen bizimle onların tanımadığımız bir sürü insanın ahlak ilkesine göre yargılanıyoruz, cezalandırıyoruz. Hakim de onlar, savcı da onlar. Bir celsede de karar çıkıyor, idam. Yaşama şansın yok. Senin gülüşünü bilmezler, geçtiğin yolu bilmezler, düşünüşünü, ağlayışını bilmezler, çevreni bilmezler. Psikiyatrik sıkıntın var mı bilmezler. Ya da başka bir şeye uğradın mı, sen de belki bir şeyin mağdurusun, onu bilmezler. Ama mutlaka karar idam çıkıyor. Bu adamları asmayalım da besleyelim mi? Kim bu adamlar? İşte tacizci denen adamlar. Artık o kavram da o kadar geniş ki bir sonu da yok. Hayır, elbette zorbalara, tacizcilere karşı hukuk, devlet gereğini yapacak. Biz de toplum olarak onları kınamalarımız da gereğini yapacağız ama bu işleri tamamen hukuk ile ya da sosyal linçle çözüme kavuşturacağımıza inanmak gerçekten ahmaklık. Her insanın her özel mahrem anında başında birileri olamaz. Her ailenin içerisinde bir polis olamaz. Ya da vicdanı baş aktör etmediğimiz sürece, bu işlerin hiçbirinden, başkasının hayatını gözetmediğimiz sürece bu işlerin hiçbirinden çıkamayacağız. Buradan deva bulamayacağız. Devamız her bireyin kılcal damarlarına kadar vicdanı zerk edecek bir toplum inşa etme hedefiyle devam etmemiz. Yoksa eğer hukukla biz bu işi hallederiz derseniz, çok açık herhangi bir insanın üzerine atılabilecek, bu bana şunu söyledi birebir deyken deyip bir soruşturma başlatılırsa, o soruşturma sonrasında sosyal lince tabi tutulursa, o soruşturmanın sonucuna kim merak edip bakıyor? Diyelim ki buradan bir şey çıkmadı ya da tamamen iftiraydı her şey. Kim bakıyor buna? Kimse bakmıyor. O anda 5 dakika içinde dava görülüyor, savcı iddianamesini hazırlıyor, savcı dediğimiz aynı insanlar. Hakim yine aynı insanlar. Sonuç idam. Bir hafta sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra hukuk kararını verdi. Hiçbir şey yok dedi ama bunu kimse merak da etmez.
dönüp bakmaz. Çünkü öldürdüklerimizi gömüyoruz, devam ediyoruz başka birilerini gömmeye. Dolayısıyla eğer böyle bir ortama biz evet diyorsak, biz adaleti böyle sağlayacağız. Her duyduğumuz iftira ya da iddia üzerine gideceğiz ve bunu haklı kabul ederek tacizci diyeceğiz. Önüne arkasına bakmadan bütün iddiaların peşinden gideceğiz madem. Sonuç basit. İki tane fahişeyle bütün dünyanın siyasetini dizayn eder insanlar. Bütün memleketi dizayn ederler. Bu bana şunu yaptı dediği anda bir daha insan içine çıkamayacak bir sürü vaka görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz bunları. Daha fazla insan yok olmadan, daha fazla insanın canı yanmadan aklımızı başımıza alalım. Devlet ve kamuya yansıyacak zorbalıklara, cebirlerin üzerine sıkı sıkıya gidilmesini sağlayalım, evet. Ama bu sosyal linç ve her gördüğümüz iddianın üzerinde gerçekmiş gibi durmak gerçekten bizi felakete sürükleyebilir. Hoşça kalın.